Vallahi bil. Lan ne penaltısı ya? Ya ne penaltısı ya? Ya topu almışım. Ne penaltısı hocam? Topu almışım demek ki topa müdahale. Ulan kurtardık. Evet arkadaşlar, ben yine yaptım yapacağımı. Sizlerin o yorumlarını görünce çok fena gaza geldim ve Smalling'imi sattım. Evet arkadaşlar, sizlerin o beğendiğiniz yorumları görünce gaza geliyorum. YouTube ne kadar önermese de umurumuzda değil artık abi. Vallahi biz bize çekiyoruz videoları. Dışarıdan gelenler de hoş geldiniz diyorum. Siz yine de abone olup bildirimleri açın. Ama video abi şöyle biz bizeyken, YouTube bize az öneriyorken şöyle bir abi 3000 4000 like yapın ya. Lütfen hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Acaba yeni misiniz? Yani hiçbir fikrim yok ama bir 10-15 kişi gelir herhalde ama abone olup bildirimleri açmayı da unutma kankam. Sen de aramıza katıl. Sen de hoş geldin. Benim bildirimleri kesinlikle açın abi. Bak gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. Her neyse arkadaşlar, o zaman videoya başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada bir sürü adam sattım. Ve arkadaşlar bana demişsiniz ki Elif Elmas'ı yükselt. Elif Elmas'ı 90 rating yap demişsiniz. Şimdi abi ben Coinster'im bitti gördüğünüz gibi. Niye bitti? Hemen gösteriyorum abi niye bittiğini. Elif Elmas'ı benim yükseltmem için abi burada bir sürü talişka almam gerekiyordu. Bir sürü almam gerekiyordu. Hepsi bile yetmiyor. Başka şeylerden de yükselteceğiz. Değişik değişik şeyler yapacağız bugün. Ancak arkadaşlar geçen Fenerbahçe vs Galatasaray videomda skor tahminini doğru bilen birisine 25 TL'lik minimum FIFA points alacağımı söylemiştim. Enes Emre Deliktaş kardeşimiz gerçekten kain gibi yorum yapmış ve o denk geldi, onu seçtim arkadaşlar. Şu anda ekranda yorumunu zaten görüyorsunuz. Kardeşim sen de videoyu izliyorsan kanalın açıklama kısmına bir tane Instagram adresi koy. Ben onu videodan sonra 1-2 gün içinde kontrol edeceğim. Kesinlikle videoyu izliyorsan koy, yani bir hafta sonra ben yine kontrol ederim. Instagram'dan sonra sana ulaşacağım kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman şimdi Elif Elmas'ı görüyorsunuz burada. Gerçekten efsane duruyor ama önce coinslerimizi almamız lazım. Burada gördüğünüz gibi Elif Elmas var. Kadro 98 rating olabilir. Arkadaşlar bu videoya yani sizlerden, bakın dün biliyorsunuz gülmeme challenge yaptım. Niye yaptığımı anladınız yani. Ben bunu kasmam gerekiyordu. Bunları almam gerekiyordu. Anderson talişkaları en ucuz şekilde almaya çalıştım. Uğraştım bununla. Yani 3 milyon 4 milyon yine bu videoda da gidiyor. Ve abi Smalling'i de gaza gelip sattım. Umarım değeri aşırı fazla artmaz. Bilemiyorum abi, yemin ediyorum var ya. Vieri'yi falan her şeyi sattım, var yok. Her şeyi ne var ne yok sattım abi. Hemen şöyle alalım. Kokel'ini de alalım abi. Bütün coins'leri alacağım. Bakalım kaç coins'imiz olacak? 8 milyon olmayacak ama galiba, değil mi? Yok, 8 milyon olmaz çünkü bunlardan 100 coins geliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Gülmeme challenge'da bunları silmiştik. Göstereceğim demişim videonun sonunda ama göstermeyi unutmuşum. Şimdiye nasip oldu. Evet arkadaşlar, bu arada gülmeme challenge çok güzeldi. Onu da izlemediyseniz, YouTube onu da önermediyse gidip izleyebilirsiniz, her neyse. Karşı atağa geliyoruz ve karşı atakta arkadaşlar Şampiyonlar Ligi turnuvası değil, Süper Lig kadromuzu aktif yapıyoruz. Ve abi Elif Elmas derbide gol attığı için o kadar çok istemişsiniz ki, gerçekten efsane bir şekilde istemişsiniz. Bu arada gol müziğimiz falan da değişiyor. O yüzden maçı da kesinlikle izleyin arkadaşlar. Maçı izlemeyi unutmayın diyorum sizlere. Şimdi Elif Elmas'ı alıyoruz, çalıştır diyoruz. Anderson talişkaları bas anasını satayım. Bas 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 bas. Evet bastık 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 bastık. Tamam, şu anda güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Ryan Donk'u basıyoruz, Mehmet Topal'ı basıyoruz ve artıya basıyoruz. 1 milyon 490 bin coins'i Elif Elmas'a veriyoruz. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız o zaman? Oo bir dakika lan, şu Bolton'u ben kullanmayayım. Abi bak, o Manchester City'ye belki para ediyor olabilir. Ona bir bakarız sonrasında. Şimdi arkadaşlar 10, 9, 8, 7, 6. Ben böyle 6'dan geriye sayacağım ama like de atmadıysan hala atabilirsin. 5, 4, 3, evet at. Evet 2 1 ve bastım abi. Elif Elmas takımımıza hayırlı olsun demeyelim artık ama yani 90 rating bu da oldu. Derbide gol attı ve 90 rating oldu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten efsane. Orta açması falan çok arttı. Top sürmesi 103 olmuş. Bakalım neler yapacak. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. Falsosu bir anda 11 artmış. Sprint hızı 99, kısa pası 99, görüşü 106. Abi maçı kesin izleyin. Bu adam çok ilginç şeyler yapabilir bugün. Yemin ediyorum bu adam çok ilginç şeyler yapabilir. Şu anda çok heyecanlandım. Takım 98 rating. Bomba gibi geliyoruz abi. Türk gücü şu anda var ya neredeyse yüzgen olacak. Arkadaşlar kadromuz işte gördüğünüz gibi şu anda muazzam ve bir sonraki bölümde kimi transfer edelim arkadaşlar? Yorumlara yazın. En çok beğenileni yine transfer ediyoruz. Transfer Cagney'nin yerine yapın lütfen. Gerçekten hiç memnun değilim. Ama yine de herhangi bir transfer yapabilirsiniz. Türk olsun, Süper Lig'den olsun yani. Ne olursa olsun fark etmez arkadaşlar. Bir sonraki bölüm final bölümü olabilir arkadaşlar. Milli seriye başlayabiliriz. İsteyenler abi yorumlara yazsın. Yorumlarda 200 beğeni geçerse başlayacağız. Ve transfer önerilerinizi yapın. Çünkü final bölümü için efsane bir transfer almak istiyorum. Haydi arkadaşlar o zaman şimdi videomuza başlıyoruz.
Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Bol bol gol müziği çalmak istiyoruz arkadaşlar. Bakalım umarım şu maçı kazanırız. Ve bol bol gol müziğimizi çalarız arkadaşlar. Şu Emre Belözoğlu'na top gelince gerçekten sinir oluyorum. Rakip 104 rating ve bayağı süper bir kadrosu var. Bakalım yani bunu da yenersek gerçekten bize helal olsun diyeceğim. Türk gücü harbiden Türk gücü olabilmiş diyeceğiz yani. Şunu da bir yenersek gerçekten Türk gücü harbiden Türk gücü olabilmiş diyeceğiz. Cristiano Ronaldo ile rakip topu taça doğru sürdü. Sonra öbür oyuncusuyla da topu taça doğru sürüyordu ki Manu'yla aldım. İlginç bir rakibimiz var. Bakalım başımıza neler gelecek. Elif Elmas hangi hareket yapıyor? Abi Elif Elmas'ı 90 reytinge yükselttik de o hareketi yapması hiç hoş değil ya. Manu. Elif Elmas. Verdi pasını. Belhanda. Belhanda sen bari... Ulan hareket yap ha. Faul değil mi? Bizim faul değil mi? Evet rakip sarı kartı gördü. Çok güzel. İşte bu abi. FIFA gelişmiş. Vallahi gelişmiş. Görebiliyor bazı şeyleri ya. Eskiden böyle değildi bu oyun. Güzel. Elif Elmas Ronaldo'ya şöyle bir hareket yapmadı. Hareket yapmadı ilginç. Rakiplerin internetleri bu ara çok kötü oluyor. Gerçekten evet. Rakiplerin internetleri gerçekten bu ara çok kötü oluyor. Vida evet Lampard. Roberto. Oğlum nasıl bir internet bu ya? O oynuyor muhtemelen. Ben normal görmüyorum şu an. Rakip gerçekten bayağı bir kötü internete sahip. Hani bütün rakiplerin böyle oluyor. Kafa yiyeceğim. Cagne. Emre Belözoğlu. Cagne. Koş Cagne. Kaç ama ya. Abi Cagne gerçekten çok kötü ya. Bu kadar kötü oyuncu nasıl yapabildi bu EA Sports ben gerçekten anlamıyorum. Hani Cagne'yi kötülemek istemiyorum ama gerçekten çok kötü yapmışlar ya adamı. Bir adam bu kadar mı kötü olur? Ben baklı oyuncu gösterdim mesela size. O oyuncu hiç böyle değil. Yaptığım faulde de hiçbir şekilde faul yok abi. Topa ayağımı koydum. Hakem faulü verdi. Neyse rakip Allah'tan oynamayı bilmiyor. Hani oynamayı bilmeyen rakibe karşı şunu da kaçırdı ya. Oynamayı bilmeyen rakibe karşı bu şekilde olması sırf internetten dolayı kaynaklanıyor. Gerçekten hiçbir şekilde anlam veremedim. Muslera'dan çok güzel kurtarış. Ver pasını, verdi pasını, veremedi pasını. Top rakibe geldi. Maldini yine kaçırdı. Rakip gerçekten kötü diyorum size arkadaşlar ama bilmiyorum bu neden oluyor. Ben üzgün emoji de attı. Gerçek bir rakip. Senin ben internetine başlayacağım şimdi ya. Vallahi billahi. Bot gelsin de bari adam gibi maç oynayalım abi. İnterneti bozuk rakip geliyor. Kanser oluyoruz. Neyse Vişka. Evet interneti düzeldi gibi. Umarım bundan sonra düzgün olur. Herhalde interneti bozunca anladı yenemediğini. Bu sefer düzeltti gibi geliyor. Bakalım abi neler olacak. Vişka, Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Ulan var ya. Quaresma o topu sen kaybetmek zorunda değilsin. Arkaya çekince öbür ayağınla birlikte çek. Niye sağ ayağınla çekmeye çalışıyorsun ki onu da? Yani gerçekten bilmiyorum ya. Bu gerçekçiliği mi kırıyor anlamıyorum ama gerçekten gerçekçiliği bayağı bozuyor bu olay ya. Yani bunu da kaçırdı. Bunu da kaçırdı. Hani bu da kaçmaz dersiniz ama bunu da kaçırdı arkadaşlar. Yani bence bu maçı alabiliriz ya. Bu maç bizim hakkımız ya. Hadi abi artık. Cristiano Ronaldo. Oo abi. Vallahi adam artık atsın. Vallahi bil. Lan ne penaltısı ya. Ya ne penaltısı ya. Ya topu almışım. Ne penaltısı hocam. Topu almışım demek ki topa müde... Ulan kurtardık. Ulan penaltıyı da kurtardık he. Vallahi rakip... Kafayı yedirttik. Vallahi kafayı yedirttik. Çok ilginç bir maç oluyor. Bu videoyu kesinlikle paylaşın arkadaşlar. Çok ilginç bir maç oluyor. Bilerek mi kaçırıyor, trollüyor mu bilmiyorum ama bilerek bu kadar kaçırmaz abi. İmkansız. Zaten penaltıyı normal kullandı. Ben kurtardım. Evet Quaresma ve taç. Rakip defans yapıyor. Atak yapamıyor. Bilmiyorum 104'ken takipini nasıl kurmuş. Emoji de atıyor. Yani kardeşine mi verdin hesabı anlamadım ki. Quaresma'dan çıkmış olmasın ya. Evet tamam çok güzel olmadı. Quaresma şöyle abi arka tarafa doğru evet ama sen aşağıya doğru koş ki Vişka topu alama benim arkaya attığım posu alama orada bekle bekle ben tam kullanırken sen aşağıya doğru koş abi gel yanıma top yukarıda kalsın Vişka çünkü bizim amacımız topu rakibe vermek Vişka gerçekten bazı futbolcularımı anlamamaya başladım artık gol yemek istiyorum yemin ediyorum kafayı yiyeceğim yoksa Roberto Carlos Belhanda yani ya gol atalım ya yiyelim atamıyor da yemiyor da kafayı yiyeceğim şimdi Maldini Manu. Manu Maldini'den hızlı ama evet Manu süpersin Manu. İşte bu Manu verdi pasını. Bu kim abi golü kim? Lan gol değil ederse onu nasıl tuttun o topu ya? Dur. Çok iyi çektim. Vişka şut. Vişka sonunda Allah'ım sana şükürler olsun ya. Sonunda gol geldi. İşte bu ya. İşte bu. Rakip sinirden gülüyor. Artık gerçekten yeter ya. Gerçekten artık iyi oynadın diyor. Teşekkürler kardeşim. Vallahi iyi oynadık. Vallahi Türk gücü bizi boostladı iyice. Kafayı yiyecektim. Yemedim. Ronaldo ile hareketler yapmayı deniyor. Plase vurmayı falan hiç bilmiyor abi rakip. Gerçekten ilginç bir rakibe sahibiz. O yüzden Muslera'nın bayağı gücünü gördük. Muslera şu an 80 gen olsaydı ben 3-4 tane gol yemiştim belki de.
Vişka. Rakibin 3-4 tane isabetli şutu var mı onu da bilmiyorum ama muhtemelen vardır ya. Cagne ver pasını, verdi pasını. Quaresma ver sen de pasını. Çok iyi. Bir daha ver. Ulan şu pası da atsaydık var ya süper olurdu. Süper ötesi olurdu da. Neyse bakalım dur. Vişka şimdi. Ver abi. Aşağı in. Roberto Carlos kaç işte be. Neyse o adam stoper olarak duruyor ya orada. O yüzden çok fazla kaçmıyor arkadaşlar. Vişka şöyle arkaya doğru bir pas. Güzel pas geldi. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma dön. Bak yapmıyor hareket ya. Bu Quaresma vallahi çok geç yapıyor abi. Vallahi bozuk Quaresma ya. Quaresma da var abi bir şey. Çok geç yapıyor. O kadar beklemesi normal değil. Quaresma bir de abi yani driblingi yüksek seviyede olan bir oyuncu. Öyle hareketleri, beceri hareketleri falan yüksek olması lazım derken adam artık çıldırdı. Geldi ve golünü attı ve 1-1 oldu arkadaşlar. Sizlere bir galibiyet sözüm vardı. Bunu tutamadığım için özür diliyorum şimdiden arkadaşlar. Muhtemelen tutamadım. Maç 1-1 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ama 104 iken rakibe karşı bu da iyidir. Gol müziğim, gol atma müziğimizi de yeme müziğimizi de duydunuz zaten. Bugün güzel bir video oldu arkadaşlar. Şöyle paslaşarak bir atak yapmayı deneyeceğim ki hakem maçı bitirir. Çünkü ben hata çıkıyorum. Vişka. Ver pasını çok iyi. Quaresma. Ricardo Quaresma topun taşa doğru yolu vardı abi. Bak yine yapmadı ya. Quaresma ya. Gerçekten mi ya? Şu ruleti yapsana basınca. 15 saniye erkenden mi basalım Quaresma? Şu ruleti yapsan şu maçı vallahi kazanırdık ya. Şu ruleti yapsam ben o golü atardım. Yukarı çıkınca plase zaten gol oluyor. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Türk gücüne bir bölüm sonra final yapıyoruz arkadaşlar. Buna hazırsanız yorumlara da yazın. Video like atın. Milli güç başlayacak. Haberini şimdiden verelim arkadaşlar. Bir bölüm kaldı. Efsane transferle birlikte bitirelim diyorum ben size. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysan kankam ve videoya abone olmadığını izliyorsan gerçekten ayıp ediyorsun. Ya şuradan bir abone olup aramıza sen de katıl. Ve arkadaşlar etrafta çıkan videolara da tıklayabilirsiniz. İlginizi çekiyorsa, ilginizi çekmiyorsa da zaten tıklamak zorunda değilsiniz. Özgür bir platformdasınız. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bay bay.